Şu anda çok hepimiz beleş bir şeyin peşindeyiz. Herkes Mehmet Şimşek'e gözlerini dikmiş. Yağacak yağmur çakacak Şimşek. Bekliyor yani. Şimşek gidecek para bulacak. Şimşek gidecek KDV zam mı yapacak? Mesela biraz önce çalışma bakanına sormuşlar. Asgari ücreti herhangi bir ara zam yapmayacağız demiş. Emekliye de bir tek enflasyon farkını vereceğiz demiş. Neden? Belki de olması gereken bu. Belki de bir seçim ekonomisi olmadığı için. Önümüzdeki yıl seçim olmayacağı için. Ya zaten başarını abi. Emekli zaten yani 10 bin lirayla hayata tutunmaya çalışan insanlardan bahsediyoruz. Asgari ücretle yaşayan bir insan zaten sefalet zincirinde sıralamasında dün söyledik. Venezuela'nın üstüne çıkmışız. Bak böyle diyorlar ki Türkiye çok başarılı değil. Yani her şey bir kenara geçiyorum Hep beraber söyleniyoruz. Değil mi? Hep beraber söyleniyoruz işte. Ya bu fiyatlar pahalı. Ben diyorum ki fiyatlar pahalı. Kenan diyor ki fiyatlar pahalı. Sencar Bey diyor ki fiyatlar pahalı. Peki nasıl çözülecek diyoruz? Çok basit bir şey. Mesela inekleri sayarak başlayabiliriz. Böyle çobanlı kurulma hikayesi var. E, fabrikayı satın alıyor, yoğurt fabrikasını. Neydi çobanın e, şeyin adı ya, Kenan. E, Hamdi Bey, Hamdi Ulukaya çobanlı fabrikasını satın alıyor. Bir süre çalıştığı fabrikayı. Krediyle yapacak hiçbir şey yok. Para da yok ellerinde. Hamdi Bey diyor ki Hamdi Ulukaya, hadi gidelim şu duvarları boyayalım diyor. En azından bir yola çıkalım diyor. Yola çıktığın zaman yol görünür diyor mesela. Rumi'den bir alıntı yapıyor. Sonra yaptığı konferanslarda anlatıyor havalı bir şekilde bunları. Doğru bir şekilde. Şimdi biz bunu yapamıyoruz. Gerçekten bir düşman gelse, hani bir düşman bak. Türkiye'ye düşman birisi gelse. desek ya bu ülkeyi öyle bir şeye çevirelim ki abicim. Yerli malıymış ya boş ver. Bu ülke böyle dışa bağımlı göbeğinden böyle bir şeyle boru takalım buraya dışarıdan beslenen beslerler ya yaşlı insanları ya da ihtiyacı olan insanları. Biz bunu dışarıdan bir bağımlı hale getirelim. Ve de bunun için her şeyi yapalım dese ancak bu kadar olur yani. İnekleri sayamıyoruz ya baksanıza. Zor bir şey değil inekleri saymak aslında. Yani gidiyorsun 1, 2, 3, 4 diye parmağınla sayabilirsin ya. Yani. Çok böyle Hatta yeni uygulama çıkmış biliyor musunuz? Gördünüz mü? Şöyle koyuyorsun böyle. Kaç tane inek olduğunu gösteriyor ahırda. Mesela kaç tane toplu iğne var? Kaç tane Tenis topu var böyle koyuyorsun. Uygulama var yani. Tek tek sayman da gerek yok. Uygulama indiriyorsun. 3 dolar 5 dolar yani. Veririz artık onu aramızda toplarız. Bunu organize edemiyoruz. Birbirimizi alıyoruz, Kader gibi yaşıyoruz. Bir, bir yıl pamuk çok fazla. Ertesi yıl biber fazla. Ya birisi de demiyor ki yani. ama ama nereye gidiyor bütün bu hikaye? Osman Kavala'ya gidiyor. Selahattin Demirtaş'a gidiyor. Diyeceksin ki ya memleketteki inek sayısının Osman Kavala'yla ne alakası var? Bir ülkede standart olmazsa, hukuk olmazsa, görevini yapması gereken kurumlar görevini yapmazsa, liyakatsizlik alıp başını giderse, işini iyi yapan insanlar yerine benim adamım, benim tarikatımın adamı, benim siyasi partimin adamı, benim görüşümün adamı, benim dünya görüşümün adamını koyarsan ve de bütün bunlarda kontrol mekanizmalarını, hukuku işletmezsen ha Osman Kavala gibi, Monte Cristo kontu gibi atıyorlar ya Monte Cristo kontunu masallarda vardır. Atar 50 yıl kal burada. Niye? Katı öyle öyle gördü. Kralımız öyle öldüğünü gördü. Onunla ya da TÜİK sen normalde işinde inekleri saymak. Sen şimdi inekleri sayma abi boş ver. Tam sayma en azından. Niye? Şimdi tam sayacaksın bizim keyfimizi bozacaksın. E, hıyarları sayalım. Yani ne kadar hıyar ekildi onları da sayma. Ne yap sen işte dengeyi tuttu orada. Şimdi ne diyoruz? Türk insanını üzmeme istatistik kurumu. Sen şimdi böyle oldun zaten üzülmüyoruz ama hesabı öderken üzülüyoruz. Neden? E çünkü belki de oradaki adam inekleri doğru saysa. O ineklerin doğru sayılmasıyla gidilip bir Türkiye'de bir tarım politikası uygulansa. Denilse ya bizim bu kadar ineğimiz var. Ee, şu kadar da öküzümüz var. Bu öküzlerle inekler birleştiği zaman da şu kadar yeni hayvanımız olacak. Beş yıl içinde biz bunu yapacağız. Ya çok fazla biber ekiyoruz. Biraz da o biberin yanına domates ekseniz. Siz de dur çok fazla hıyar var orada. Hıyarları da biraz ayıklasak falan. Zor bir şey değil yani bunlar. Yani ne bileyim bizim aslında yapabileceğimiz şeyler. Basit herhangi bir insanın yapabileceği şeyler. Çok büyük eğitimlere gerek yok. Ama bütün bunları yapmadığımız zaman da öyle birbirimize ağlıyoruz. Abi fiyatlar çok yüksek. Abi fiyatlar çok yüksek. Biliyor musun fiyatlar çok yüksek. Zaten Türkiye'de siyaset düne kadar Erdoğan karşıtlığı ve Erdoğan yandaşlığı üzerine kuruluydu. Şimdi bakalım ben mesela bunu artık benim hani diyorlar ya acaba şey ne yapacak? Erdoğan kimi görevden alacak? Keşke bir kişiyi görevden alıp bir kişiyi koymakla her şey değişseydi. Bir sistemi değiştirmezse şu anda hep beraber bindik bir alamete gidiyoruz kıyamete. Ya ekonomi böyle gider mi? Şimdi haklı olarak çalışma bakanı diyor ki kasada para yok. Kemer sıkacağız. Peki diyorsun. Peki kemer sıkacağız da yani havuzun bir tarafını dolduruyorsun öbür tarafta kaçak gidiyor aşağıya. 2 3 tane delik açmışlar götürüyorlar suyu yani. Nasıl dolacak bu havuz yani? Boşalmaya mahkum görüyorsun. Bir havuz problemi çözmüş gibi bir kuşaktan gidiyoruz hep beraber bir zihniyetin değişmesi lazım. Bugüne kadar yapılmayan o ekonomik devrimi belki de şu anda CHP'li belediyelerin bir araya gelip yapması lazım. Bak Sencer Bey Bursa'daki inekleri saymış tek başına. Belki de ne bileyim İstanbul'daki öküzleri, Ankara'daki öküzleri de sayabilir belediye başkanları. Eğer kimse saymayacaksa onlar saysınlar yani. Kaç inek var, kaç öküz var ona göre planlama yaparlar. Herkes şu anda 11 büyük şehir, yaklaşık 45 tane şehir. CHP'nin e yapmıyorlar. Bari siz yapın. Bir, bir tarım politikası sunun mesela değil mi? Şu anda benim beklediğim hani bir umut olsun. Erdoğan karşıtlığı üzerinden bir siyaset değil. Ayakları yere basan, insanların cebini dolduracak bir siyaset üretin. Ben Benim umudum var. Bunu örgütleyebilir CHP. Eğer Özgür Özel hani işte gözlerini çizdiriyor, saçlarını boyatıyor, ses tellerini yaptırıyor. Umarım bir arası sıra buna da gelir. Ya espri yapıyorum tabii ki onları yaptırsın. Şey olarak söylemiyorum. Ama umarım bu politikalarla gelir. Çünkü insanlar artık aç, aç. Millet aç, aç. Var ya karikatürde. Seni diyor bir kız da görmüşler dışarıda diyor. Kim de o yanındaki diyor. Millet aç, aç diyor o da. <laughs> Aynı onun gibi. Biz hep başka hikayelerde bunu bir espri olarak söylüyorduk ama. Millet aç artık kardeşim. Bizim bunu bir kader gibi yaşamamamız lazım. Yani bir ülkenin ineklerini sayamaması, öküz sayısını tam olarak bilememesi bir kaderi olmamalı yani. Zor bir şey değil yani bunu yapmak. Değil mi en azından hep beraber birleşsek? Etrafınızdaki öküzleri sayın desem sayarsınız hemen. Ben kafadan sayarım size kaç tane öküz var etrafında. Şu an CHP'de Erdoğan karşıtlığı üzerine bir siyaset yok. Fundi Hani söylüyor. Bal funda diye çevirebiliriz. Doğru bence de yok. Şimdi şimdi beklenen bu. Yani 2028 seçimlerini Ekrem İmamoğlu veya Mansur Yavaş kazanır mı kazanmaz mı? Yani böyle politika üretirse kazanır. Ha, AK Parti dediğim dedik iki tane bakanı göstermedik aldım. Biz seçmenin şeyini aldık. İki tane bakanın yerini değiştirdim. Üç tane bürokratı merkez karar alma yüksek kurumu var ya MKYK'yi değiştirdik. Wow. Böyle bir şey bekledim. bekliyor musunuz? Vay be. MKYK değişti. Mesaj alınmış. MKYK değil bütün parti değişse ne olacak? Önemli olan bir kişinin bütün bütün mantalitesinin değişmesi. Değişim bilmiyorum. Şimdi emekliye zam yok. Asgari ücreti ayarlama yok. Ama bir yandan şatafat devam ediyor. O zaman da oy yok oluyor işte görüyoruz